yani ashab-ı kiramın eliyle Müslüman olan nesil, 100. yıldan itibaren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki 100. seneden itibaren, İslam'ın içinde ekoller oluşmasına neden oldular. İlk defa imanın esaslarından birisi olan kadere imanla cedelleşilmeye başlandı. Vardır yoktur, etsek de olur etmesek de olur tartışmaları başladı. Bu dış güçlerin etkisi ama dışarıdan etki değil. Dış güçlerden intikal edenlerin beraberinde dezenfekte edilmeden getirilmiş sorunlarıydı bunlar. İslam o günlerinde dış güçlerin etkisinde kalacak bir din değil. Müslümanlar dış güç sorunu o zaman yaşamıyorlardı. Neden? Çünkü %100'e yakını kadınıyla erkeğiyle hepsi şehadete hazır bir ümmete dış güçlerin yapabileceği bir şey yoktur. Dünyalık birikintisi olanlar dış güçlerden etkilenerek İslam'a zarar verirler veya vermezler. Dış güçler dediğin enayi değil, ölümü göze almış insanlarla nasıl uğraşsın? Yermük'te kaç bin kişinin önünde, 70 küsur bin kişinin önünde 5-10 bin kişilik bir ordunun şehadete koşuşunu gördükten sonra Roma enayi mi niye bir daha gelsin? Bunun için o zamanki sorun mescitlerde üremiş bir sorun oldu. Neydi bu sorun? Kur'an'ın temeline ait şeylerde münazaralar, tartışmalar, görüş belirtmeler ortaya çıktı. Bu ciddi bir felsefe etkisiydi. Felsefe yani eski milletlerin, Yunan, bilhassa Yunan felsefesinin ciddi bir etkisiydi. Bu 2. asrın sonlarına kadar şok edici etkiler yaptı. Ama yine camilerde, mescitlerde, meydanlarda bir gözle görülecek sorun değil. Laboratuvarda hissediliyor. Bunu Ebu Hanife anlıyor. İmam Şafii anlıyor ama Müslümanların, imamların, hocaların anlayacağı düzeyde bir sorun değildi bu sorun. Sonra Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, Eş'ari mezhebinin imamı olan zatın himmetiyle Müslümanlar bu soruna karşı kelam ilmini geliştirdiler. Kelam ilmi özellikle dışarıdan gelen mikropları, imani mikropları kırmak için iç temizleme cihazı olarak geliştirildi. Ki buna Türkiye'deki yaygın imamlardan olarak bilinen, yani Hanefi mezhebi çevresinde bilinen Maturidi Hazretleri de buna dahil. Sadece bu ikisi değil tabii. Yani 5-10 tane böyle sivrilmiş zat var. Bunlar kendilerini içeriye sızan bu mikrobu yok etmeye inhisar ettirdiler. Ciddi bir şekilde de çalıştılar. Gerçekten de bu mikrobu taşıyanlar barınamadılar. Kitaplarıyla, çalışmalarıyla toplum bunları dışladı. Çünkü mukavemet gösteren Eş'ariler, Maturidiler ve talebeleri çok ihlaslı, çok samimi çalışma yaptılar. 400. yıldan sonra, yani 2 asırdan fazla bir zaman bu çalışma ciddi bir şekilde toplumu korudu.